Geride bıraktığımız hafta ABD ekonomisinde ılımlı bir yavaşlama gerçekleşeceği beklentilerinin yanı sıra Merkez Bankası yetkililerinin konuşmaları da oldukça yakından takip edilmişti. Ve burada FED yetkililerinin açıklamalarına genel olarak baktığımızda hala temkinli politikanın izleneceği görüşünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun dışında da perakende satışlar ve tüketici güveni gibi rakamlarda beklentinin üzerinde yükselişler karşımıza çıkmıştı. Özellikle de Michigan Üniversitesi'nin hazırladığı anket Cuma günü oldukça güçlü bir rakam ortaya çıkarmıştı. Haftaya başlarken Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimini gerçekleştireceği beklentisinin %50'nin de altına kadar indiğini görüyoruz ve oldukça önemli bir haftaya başlıyoruz. Merkez bankalarının yoğun bir takvimi söz konusu. Bunlar arasında özellikle Avrupa Merkez Bankası piyasalara yön verme potansiyeli nedeniyle yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra Japonya, Türkiye, Kanada tarafında yine Merkez Bankası beyanatları takip ediliyor olacak. Avrupa Merkez Bankası'nda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Başkan Lagarde'ın özellikle para politikasının geleceğine ilişkin vereceği ipuçları ve son dönemde yoğunlaşan faiz indirim beklentilerine karşı ne kadar direnç göstereceği yakından takip ediliyor olacak. Japonya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası tarafında daha az beklentilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. TCMB tarafındaysa sıkılaştırma adımlarına 250 bas puanla devam edilmesi şu an için bekleniyor. Petrol tarafı da haftaya hareketli başladı. Petrolde Libya'nın özellikle 3 haftadır yaklaşık kapalı kalan üretim sahasının tekrar açılmasıyla birlikte haftaya bir miktar kayıpla başladığını takip ettik. Özellikle Kızıldeniz'de gerilim devam ettiği için düşüşlerin şu ana kadar sınırlı kaldığını da söyleyebiliriz. Hafta boyunca ABD tarafında kritik veriler bulunuyor. Bunlardan birisi 4. çeyreğe ilişkin büyüme olacak ve büyümenin 3. çeyreğe göre bir miktar ivme kaybıyla da olsa devam etmesi bekleniyor. %2 civarında beklenen büyüme rakamından gerçekleşecek sapmalar önümüzdeki süreçte 2024'ün ilk dönemine ilişkin özellikle ılımlı büyümenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında fikir verecek. Cuma günü açıklanacak PCE deflatöründe ise Fed'in özellikle yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olması nedeniyle özellikle de çekirdek göstergede herhangi bir ivme kazanımı olup olmadığını takip ediyor olacağız. İvme kazanımının olması veya beklenen zayıflamanın gerçekleşmemesi Fed'in temkinli olması konusunda daha da haklı çıkmasına katkı sağlayabilir. Bu da Mart ayına ilişkin beklentilerin bir miktar daha törpülenmesine neden olabilir. Avrupa ve ABD tarafında ortak olarak izleyeceğimiz göstergelerse öncü PMI verileri olacak. İmalat ve hizmet aktivitesine ilişkin rakamlar aynı ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinde olduğu gibi ekonomik aktiviteye ilişkin bilgi vererek daha güncel bir şekilde büyümeye ilişkin beklentilerin şekillenmesini sağlayacaktır. Finansal piyasalar için önemli ve hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın, zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.